İstediğimiz bu değil. İstediğimiz temel düzeyi aldıktan sonra doğru mesleki yönlendirmeler yapılsın. Herkes matematikte başarılı değil. Herkes ben dersinde başarılı. Ama alana göre mesleki yönlendirme yapılması gerekiyor. Akademik olarak ilerlemek başka bir şeydir. Bir konuda uzmanlaşmak başka bir şeydir. Mesela aşçılık bölümü ama gerçekten kaliteli eğitim alıyorlardı. Açıktan, uzaktan, örgün, yaygın, ikinci öğretim. Bakın. Okul hayatına başlamadan önce ailede görmesi gerekmiyor mu? 40-50 değil mi? Ben Esenyurt'ta bir okula gittiğimde sınıf mevcudu minimum 72. Vesile oldum. Bir iş adamıyla birlikte yaptırdık. Şu an Mersin'de bir yıl toplumumuz gerçekten bir de gittiği zaman çocuk 5 yaşa kadar orada eğitim alıyor. Üst sayılı belediye kanununa göre belediyelerin temel işi ne biliyor musunuz? En başta altyapı hizmetlerini sunmak. Peki, herkese eşit davranıyorum, hiçbir fark gözetmiyorum demek gerçek anlamda eşitlik midir? Kullandırma ve kamera sistemi gerçekten önemli. Yoksa bunu belediyeden talep etmek. Bazı ilçelerde olmuş daha önceki dönemlerde. Onun için burada muhtarlara çok önemli görevler düşüyor. Bu konuda organize olmak gerekiyor şehirler arasında. Öyle bir haykırışı vardı ki hiç unutamıyorum ya. İş yerini de biliyorsunuz. Mahallede nerede tekstil atölyesi vardır, nerede bir dükkan vardır. Onları da tekrar biriktiriyoruz, veriyoruz. Belediye götürüyor, evlerine, kapılarına bırakıyor. Bugün Ayşe Kaşıkırık hocamızla beraber yaklaşık 100 muhtara kadın erkek eşitliği konusunda bilgilendirmede bulunduk. İşte sivil katılım, kentsel hizmetler, kamusal kapsayıcılık, işte kız çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi, okullaştırma, kadın erkek eşitliği, kadının güçlenmesi, kentsel hizmetlerde toplumun etkisi, katılımı konularında bilgilendirme yaptı hocamız. Muhtarlar bütün mahalleye hakim ve oradaki tüm şiddet olaylarını, işte erken yaşta evlendirme olaylarını, bütün vakaları bilebilecek kişi. O yüzden muhtarlar bizim için kilit noktaları. Hani bir ilçede, bir köyde, bir mahallede bir olay oluyorsa muhakkak muhtar bunu biliyor. Hatta muhtarın bu tanık olduğu şiddet olaylarını bildirme yükümlülüğü var. Biz o yüzden hem muhtarlara bir şiddet afişi hazırladık. Şiddet durumunda başvurulması gereken numaralar, ŞÖNİM, işte kadın mahalle hizmetlerinin danışma merkezlerinin iletişim numaraları, şiddet türlerini tanıttığımız bir şiddet afişi hazırladık. Türkiye cinsiyet uçurumu raporuna göre 146 ülke arasında 127. sıradayız. Ülke olarak en büyük sorunlarımızın başında bu geliyor. Tabii cinsiyet eşitliğini biz sadece hani teorik bir konu olarak ele almadık. Kadınların ve kız çocukların eğitime erişime, sağlık ve sporda güçlenmesi, kadınların eğitim, sağlıkta, siyasette, sporda, karar alma mekanizmalarına katılımında, aslında tüm toplumsal alanlarda, gündelik yaşamın tüm alanlarında güçlenmesi, hayata eşit katılımı ve temsili konusunda neler yapabiliriz? Mahalleden başlayarak bu eşitlik kıvılcımını nasıl ateşleyebiliriz üzerine konuştuk. Mersin, kadın dostu kent olma yolunda, eşitlikçi bir kent olma yolunda çok önemli ve güzel işlere imza atan bir belediye. Ben bunu bütün eğitimlerimde, seminerlerimde dile getiriyorum. Çünkü gerek kadına şiddetle mücadele konusunda, gerek kadın kooperatifleri olsun, kadınların ekonomik, sosyal alanda var olabilmeleri, kendilerini var edebilmeleri noktasında gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde tüm daire başkanlıklarıyla beraber koordineli bir şekilde çalıştığını, kentin kadınlar, gençler, çocuklar, erkekler tüm kesimler için daha yaşanabilir olması konusunda önemli işler yaptığını biliyoruz. Kadın erkek eşitliği zaten benim ömür boyu benimsediğim bir şey. Kendim de 18 Nisan 1999'dan beri muhtarım. Yüksekokul mezunuyum. Bu felsefeyle büyüdük. Bu eğitimle büyüdük. Böyle olması lazım. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kadın erkek eşitliği olmuyor. Eğitimde bunun böyle olduğunu zaten biliyorduk. Vurgularanak anlatıldı. Bazı bölgelerde hala kız çocuklarının okula gönderilmediği tespit ediliyor. Fırsat eşitliği lazım. Bunlar çok iyi şeyler. Benimsemek, özümsemek ve bunları uygulamak lazım. Tabii ki bu eğitimin çok faydası oluyor. Eğitilen kişi üretici olur. Kadın aile daire başkanında çok güzel ortak çalışmalarımız var. Kadın erkek eşit olmasını istiyorum. Ama maalesef Türkiye'de bunu uygulamıyoruz. Bu eğitim çok faydalı olacak. Bu eğitimden alacağımız çok dersler var.
vatandaş çok zor durumda. Yani okula gidemiyorlar, okullar kapalı. Yani bunun çaresi mutlaka bu eğitimlerdir. Çocuklarımıza biraz daha bilgilendirelim, çocuklarımızı bilgilendirelim. Bu eğitimler onları bilgilendirmek için çok gayet iyi oluyor. Bugün buraya kadın erkek muhtarlarımızla beraber gelip kadın erkek eşitliği konusunda bilgiler aldık. Mahallemde herhangi bir konu olduğunda kadına şiddette, çocuklara şiddette polisle, emniyetle iç içe birbirimizle fikir alışverişinde bulunarak bunların da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Umarım kadına şiddet son olur. Herkes mutlu olur. Kadın erkek eşitliğinin daha yaygın bir şekilde olması için herkesin elini taşın altına koymasını isterim.